Merhaba arkadaşlar, Tarih ve Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün atmanın ilerleme yönünü farklı bir yöntemle bulmaya çalışacağız. Hemen konumuza başlayalım. Genelde atmayı azıcık hareket ettirerek titreşim yönleri buluyoruz. Bazen bu yöntemle ben de hataları yapabiliyorum. Şimdi bu yöntemi anlatmaya başlayalım. Atma bu tarafa doğru ilerlerken K ve L noktaların titreşim yönleri bulsak. Biliyorsunuz ki bir nokta yukarı doğru titreşirken başka bir nokta aşağı doğru titreşir. Şimdi bu yöntemde atma bir yöne doğru ilerlerken aynı vektör gibi aynı uçlar birbirine bakacak şekilde vektör çizilir. Ya da bu yöntemde aynı oklar birleşecek. Şimdi örnek vereyim. L noktasından baksak. Atma bu tarafı doğru ilerlerken burası ok veya sivri ucu. Arkadaşlar aynı uçlar birbirine bakacak şekilde çizilir. O zaman buradan yukarı doğru sivri uçsa burası da sivri uç. Burası arka kısmıysa diğer kısım da böyle şekilde olacak. O zaman K noktasının titreşim vektörü aşağı doğruysa ama L noktasının titreşim vektörü nereye doğru? Yukarı doğrudur. Peki farklı yerlerde bunu uygulamaya çalışalım bu yöntemi. Şimdi M'nin atması bu tarafa doğru ilerler. Peki M ve N noktaları hangi yönde titreşir? Tekrar dediğim gibi bir taraf aşağı doğruysa öbür taraf yukarı doğru titreşecek. Burada özellik şu, aynı oklar birleşecek. O zaman burası ok uçmu, M kısmının ucu bu tarafa doğru titreşir. Yani aynı oklar birleşti. Burası da arka kısım, şu da yukarı doğru titreşir. O zaman N'nin titreşimi yukarı doğruysa, M'nin de titreşimi arkası nereye doğrudur? Aşağı doğrudur. Bu yöntemle bayağı da kolay oluyor. Şimdi başka bir örnek uygulayalım. En çok tahta yapılan yer. Bu atma ya da bu dalga öyle diyelim, bu tarafa doğru ilerlerken X, Y, Z noktaları ne tarafa doğru titreşir? İlk önce X'ten başlayayım. Arkadaşlar atmaların titreşim yönü buna aynı yönde olacak. Burası ok, o zaman X tarafın oku yukarı doğru, Y noktasının oku aşağı doğru. Peki üst tarafı yaptık, alt taraf. Burası yine aynı arkadaşlar, burası oklar birleşiyor. Burası arka taraf, oklar yine birleşiyor. Peki X noktası, Y noktası, Z noktası titreşim yönü. X yukarı doğru titreşir. Arkadaşlar Y aynı yerde aynı hareket yapar. Aşağı doğru titreşir. Ama Z noktası da nereye doğru? Yukarı doğru çizilir. Peki aynı yöntemi titreşim yönü verirse hız vektörü nasıl bulabiliriz? Şimdi şöyle düşünsem. Atmada arkadaşlar titreşim vektörü ile hız vektörü aynı uca bakacak. Şurası ok uçluysa o zaman şurası da ok uçlu olacak. Peki X noktasını bulduk. Hatta şurası da aşağı doğru titreşmiş oldu. X o zaman sola doğru gider. Peki Y ne tarafa doğru? Arkadaşlar titreşim yönüyle hız vektörü aynı uca bakacak. O zaman hız vektörü bu tarafa doğru. Hatta şu noktanın titreşimi de şu tarafa doğrudur. O zaman Y atması da sağ tarafa doğru hareket eder. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.